deplasman galibiyeti ligde. Evet. 3-2 bitti. Ne derse dersiniz? Öncelikle ben laflarımı şöyle başlamak istiyorum. İlk başta Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten çok güzel misafir ettiler, sağ olsunlar. Biz de kendilerini aynı şekilde Trabzon'da ağırlayacağız. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim için önemliydi, değerliydi bu davranışları. Bunun dışında tabii sahada Trabzonspor iyi mücadele etti. Fenerbahçe'de gereken mücadeleyi ortaya koydu. Fakat Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. Yani inanılmaz, inanılmaz işler oluyor. Yani inanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Yani ben daha önce bu tarzı çok uygulamak, konuşmak istemiyorum aslında. Ama bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular öyle çok zorlanacak insanlar da değiliz. Artık bu terbiyesizliğin bitmesi lazım. Bakın söylüyorum, ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. Bu arada oturan arkadaşa merak ediyorum. Bundan sonra hakemlik Türkiye'de yapabilecek mi? Eğer hakemlik yapacaksa bunu kimin onayısıyla ve rızasıyla yapacak? Bunu da merak ediyorum. Ha, bakıyorsun tabii federasyon önce başka bir şey diyor, sonra başka bir şey diyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sahtekarlığı. Açık söylüyorum bakın. Yüzünüze bakarak hakem sahtekarlığı diyorum. Sağ kenarına geliyor bir hakem. Ben gördüm diyor gözümle. Vurdu diyor, dirsek attığını söylüyor. Ama pozisyonda dirseklik bir hiçbir pozisyon yok. Ve gördüğünü söylüyor. Ve biz bu hakemlere güveniyoruz. Bakın bu dediklerim bizim için değil. Bu dediklerim Fenerbahçe taraftarı için de geçerli. Galatasaray için de geçerli. Beşiktaş için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimsenin hakkının yenmesini istemiyor. Ben asla Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hakkının yenmesini istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. İstemiyoruz biz. Onlar da istemiyorlar biliyorum. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar? Yani dün bahsi geçiyor artık, başkanlar da bizler de burada isim zikretmek istemiyorum. Yani ama artık federasyonun bu işe dur demesi gerekiyor. Bak, dur demesi gerekiyor, çok net olarak söylüyorum. Kontrolü kaybettiği belli. Kontrolü tekrar sağlamak istiyorsa gerçekten bu işin kesecek. Kesecek bu işi. Yani bu kadar olmaz ki ya. Sen nereye bakıyorsun ya VAR'da? Neyi görüyorsun? Nasıl insanlarsınız ya? Hiç mi utanma duygunuz yok? Sahaya çıkıyorsun, nereye bakıyorsun? VAR'ın başındaki adam nereye bakıyor? Ya bu kadar ahlaksızlık olabilir mi? Ya bu kadar insanın burada emeği var. Yani bugün bizim başımıza, yarın Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın başına geliyor bunlar. Olmaz ki. Ya bu yani bu gerçekten bugün bakıyorsun. Yani gerçekten belli birileri bu maç hakkında bir karar vermiş, bir senaryo yazmış. O senaryosu gerçek olmadı. Artık başka maçlara kendilerini zorlarlar. Ben yani bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Yani bu çok konuyu şey yapmak istemiyorum ama federasyon bu işe önlemini almazsa açık ve net söylüyorum, hayatlarında göremeyecekleri bir tepkiyi bizden görürler. Çok net söylüyorum bak. Ve tek tek hedef alırız. Zaten kulüpler birliğinde aynı sıkıntısı var. Bütün kulüplerin aynı sıkıntısı var. Yani Ali Bey de aynısını söylüyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Diğer başkanlar da aynısını söylüyor. Böyle bir şey olamaz. Ya VAR'dasın sen ya. Bu kadar teknoloji kullanılmış. Bu kadar teknoloji gelmiş. Neye bakıyorsun sen ya? Yani neye bakıyorsun? Bakın tekrar ediyorum. Ben daha önce söyledim. Bizim için konuşmuyorum. Bugün benim başıma geliyor. Yarın başkasının başına geliyor. Kimse hiçbir camia bir güzellik istemiyor. Adam gibi maç üretin ya. Ya bir şeyin başında oturuyorsun, görüyorsun pozisyonu tekrarını, aynı pozisyona bize penaltı çalıyor, gidiyor, dönüyor falan aynı pozisyonda Fenerbahçe'ye başka bir şey yapıyor. Ya inanılmaz işler dönüyor ya. Yani inanılmaz bir sahtekarlık var işin içerisinde. Artık bu düzenin tam anlamıyla üzerine basarak söylüyorum, net bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yoksa çok farklı kaoslarla karşı karşıya kalırız. Başkanım, bir takım isimleri açıklamak istemiyorsunuz. Evet. Ama güzel kelimelerle kullanmak istiyorum güzel kardeşim. Evet, gerçekten. Evet. Yani ben burada insanlar, milyonlar bizleri izliyor. Yarın gencecik insanlar bizler yüzümüzden karşı karşıya gelmesin. Yani terbiyemi bozmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Burada beklediniz bizleri. Sağ olun, var olun. Başkanım, Sayın Ali Bey'in, Ali Koç'un günlüğü çağrısı oldu. Evet. Bütün başkanlara, bütün kulüplere hep beraber el ele verelim, dibine kadar inelim dediler. Bu çağrıya katılıyor musunuz? Sonuna kadar yanındayız. Her şekilde. Burada ilgili düşünceleri sayın. Ya burada söylediğim de aynı şey. Yani tekrar üzerine basıyorum. Herkes müzdarip. Yani ama şöyle bir şey var. Yani insanın aklı almıyor. Sen bunları niye yapıyorsun ya? Sen bunları niye yapıyorsun? Kimsin sen ya? Oturmuşsun varın başında bir şeyin kaderini değiştiriyorsun. Kimsin sen? Bana bu, sana bu hakkı kim veriyor? Nasıl oturuyorsunuz evinize gittiğiniz zaman çoluğun çocuğunuz karşısında ya? Hiçbir insanlığı yok. Yok mu sizin bir arkadaşınız, dostunuz? Neyse arkadaşlar, kusura bakmayın. Ben... Tamam. Sağ olun.
Yapıyorlar. Hocam anlayamıyorum ben orada.